Şimdi arkadaşlar özellikle sportif performans antrenörleriyle ya da çalışmış olduğunuz personal koçlarla benim yapabileceğim en büyük tavsiye sizlere bu tarz beslenme ve diyetetik konularını kesinlikle bizlerle ya da personal koçlarla konuşmamanız. Çünkü bizim uzmanlık alanımızda spor bilimi var ama onların uzmanlık alanında ise bir insanın ya da bir sporcunun nasıl beslenmesiyle ilgili olduğu bilgilere sahipler. Dolayısıyla burada yapmanız gereken bizlerin değil aslında onların alanındaki soruları onlara yöneltmeniz. Ama buradaki bu güzel soruya nasıl cevap verebilirim? Şöyle değerlendirdim sizler için. Sporcu beslenmesi uzmanı olan yine bir bilen bu grupta da sizlerin de tanımış olduğu Zehra Bora'yla karşılıklı gelerek kendisinden sizler için de çok elzem bilgileri alarak size soruyu cevaplamak için karşınızdayım bugün. Şimdi burada özellikle sporcu kahvaltısı nasıl olmalıdırın bana soruyorsanız vazgeçilmez şeyleri olmalı diye ilk ona da yönelttiğimde aynen o da evet hocam kesinlikle belli başlı vazgeçilmezler var sporcuların kahvaltılarında dedi. Burada da İlk olarak size söyleyebileceğim şey güne başlarken aynen anne sütüne eşdeğer içerisindeki mineraller tarafından da fazlasıyla protein tarafından da fazlasıyla anne sütüne eşdeğer olan yumurta söz konusu bildiğiniz gibi. Birçok sporcunun da hayatlarında haşlanmış yumurtayı sofralarından eksik etmediğini görürsünüz. Dolayısıyla burada yapabileceğiniz şey vücudunuzdaki kas miktarının ne kadar arttırmayla ilgili doğru orantılı olarak daha doğrusu sofranızdaki 1, 2 ya da 3 fark etmiyor artık o dediğim gibi sizin kas miktarını ne kadar çoğaltmak istediğinizle alakalı olaraktan haşlanmış yumurtanın sayısını sizler belirleyebilirsiniz. Bununla birlikte dedi ki yine kendisi özellikle hocam yağ ve tuz oranı fazlasıyla düşük olan lor peynirini kahvaltılarında tercih edebilirler. Diğer peynirlere oranla özellikle doymuş yağ oranının çok düşük olması kesinlikle sporcu kahvaltılarında bulunmasının en önemli sebebi olduğunu söyledi bana. Yine söylemiş olduğu farklı bir şey ise taze limon sıkılmış mevsim yeşillikleri ya da mevsim sebzelerini kahvaltılarında kullanıp hem çeşitlendirebilir hem de kahvaltı sofrasını renklendirebileceklerinizi söyledi. Bununla birlikte yine olmazsa olmaz benim de hem kendi kahvaltılarımda hem de sporcularımda aynen yine hocanın da kendi sporcularında çalışırken kahvaltılarından eksik etmediği iki şeyden bahsetmek gerekirse bunlar da avokado ve içindeki faydalı yağ asidi olan ceviz. Bu ikisinin de kesinlikle yine sporcu kahvaltılarında mutlaka bulunması gerektiğini söyledi ki özellikle avokadonun çok yağlı bir meyve olması ki hatta dünya literatürüne baktığınızda avokado dünyanın en yağlı sebzesi, en yağlı meyvesi olarak aslında sofralarda bulunuyor ki bunun içerisindeki yağ hem faydalı yağ asitleri hem de içerisindeki serbest yağ asitlerinin aynı zamanda yağ yakımına vücutta çok fazla yardımcı bir yağ asidi olmasından dolayı kesinlikle sporcu sofralarında olması gerektiğini söyledi bizlere. Zeytin sevenler için özellikle zeytinin kendine has özel bir yağı olması yine vücutta faydalı yağ grubunda olmasından dolayı tüketmekten vazgeçemeyenler için de yeşil ve olabildiği kadar tuzdan arındırmış bir zeytin çeşidini de sofralarda bulundurabileceklerini söylüyor. Aynı zamanda diyetisyenler tarafından siyah çayın yanında genelde önerilen şeyler yeşil çay ve beyaz çaylardır. Bunlarla ilgili de eğer kahvaltıda sıcak tüketim yapamayan kişiler için de mevsiminde bulunan özellikle şu an kış mevsimindeyiz portakal ve mandalinayı bolca bulabildiğimiz için bunların sularını sıkıp taze bir şekilde yine sofralarında bulabileceklerini söyledi sizler. Bu konuyla ilgili elzem bilgileri verdiği için de buradan da sevgili Zehra hocamıza da teşekkürlerimi iletiyorum.